Peki Emre Bey'in sorusuyla devam edeyim. Ozan abi demiş. Ya Le... arada bu arada benim gömleğimle ilgili bir eleştiri gelmişti. Beyaz olsa daha iyi olurdu. Hayır gayet güzel yani Ozan abi. Trabzon olmuşsun. sporlusun bugün. Trabzon sporluyum. Evet. Hmm. Yoksa Barcelona mı? <gülüyor> 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 Bunu demeseydin. Ters totemdir yani. Ters totem yani. <laughs> Türkiye gündemine oturan bir şey var bugün. Zeki abi bir şey söylemiş. Ee, ya, evet, Türkiye gündemine ağzımda oturmuş ağzımda He, hiç... öyle çıkmış. Bu arada ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bazen şu yayınlarda biz yapıyoruz bu hat. Bazen ağzımızdan B çıktığını zannediyoruz. A çıkıyor farkında olmayabiliyoruz. Bunun uzun süreli yayınlar yapmayla ilgisi var. Yani size de oluyordur. Mesela bana Melike diyecekken Sinem diyebiliyor karşımdaki konum. Bazen bir ismi söylerken karıştırabiliyoruz. Çok normal bazen onun farkına bile varmayabiliyoruz gerçekten. Öyle bir şey. Yani Öyle bu olabilir, tabii, bir tek tabii. yayıncılıkta yok. Yani günlük hayatta da var aslında. Bazen de biz abartıyoruz, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abartıyor. Genelde Nevzat abartmayı Benim seviyor. İmran Kamil Kamül çok sevdiğim bir kardeşim, dostum yazmış. O da iyi Galatasaray'da. Keşke beyaz olsaydı. Hayır, ben gayet de güzel mavi. Siz kaç kere denediniz bunu? Nevzat Dindar'ın kıyafetlerini eleştiremezsiniz. Geçen gri takımına laf söylediniz. Asla kabul etmiyor. Ya mesela Melike'yi görmüyorsunuz ama bugün siyah beyaz. Gayet o siyah beyazı zaten çok sever. Ee, Kıyafetleri ya de Herkesin giydiği bak Ozan Zeybek de siyah beyaz. Bugün çok şıksın ama Melike. biz uyumlu olmuşuz evet. seninle. Çok şıksın. Senin, evet. e Teşekkür ederim sağ olun. Siyahı görmüyorlar, alt tarafı görmüyorlar galiba. Ama evet, hani belki öyle bir zaman zaman. Şey var. Yürü gibi olduk ha, moda programı gibi. Evet, <laughs> evet bizim... öyle oldu bugün. Ben Devam edeyim. Sergen Hoca'yı da Dominik'te falan resimlerini gördüm. Survivor'a mı gitmiş? Bilmem, ziyarete gitmiş olabilir. Geziyor olabilir. Bilmiyorum, bilgim yok bu arada. <laughs> Erken oldu yani, biraz biraz kafa dağıtmaya gitmiştir o zaman. Olabilir. <laughs> bir izleyicimizin sorusu da havada kalmasın. Love hakkında ne düşünüyor demiş. Defalarca söyledim. Algı şu anda eskiden eleştirenler, uygun bulmayanlar da bakıyorum. Şimdi son günlerde Löv'ün Fenerbahçe'ye çok uygun olacağını söylüyorlar. Ben aynı fikirdeyim. Hiçbir fikrim değişmiyor. Löv'ün olma ihtimali çok yüksekmiş gibi gösteriliyor. Olsaydı bence şu ana kadar kokusu çıkardı bu işin. Hala olmadı diye düşünüyorum. Ee, Löv uzun zamandan beri, son kez söylüyorum artık bunu. Normal kulüp takımı çalıştırmadı. Löv düşüşte olan bir teknik adam nerelerdeydi, neler yaptı, tamam neler kazandı. Dünya kupası olur, Avrupa kupası olur. Yani Avrupa, e, Alman milli takımı makine gibi işleyen bir takımda bile Löv düşüşe geçti. O yüzden yollar ayrıldı. Yani Fenerbahçe'de yeni gelen teknik adamın her şeyi yeniden dizayn etmesi lazım. Löv gibi teknik adamlar sistem teknik adamıdır. Hazır olan her şeyi verirsin, tamam mükemmel işletebilir. Ama burada yeniden yapılanma olacağı için e, ben Löv'ü uygun bulmuyorum. Daha dominant, daha farklı böyle. E, baskın karakterli bir teknik adam bekliyorum. Sürecin uzaması sana göre olumsuz bir durum? Ya şimdi sürecin uzamasında o. bir de şöyle düşün. Bugün anlaştık deseler ben de başkan olsam şu başka e, hocayla teknik adamla anlaştım demem herhalde. E, başındaki şu anda çalıştıran teknik adama haksızlık olur. Ayıp olur yani. E, biz sezon sonu bu teknik adamla anlaştık demek biraz daha şeyin geçmesi lazım. E, zamanın geçmesi lazım. E, lig de bitmeden, Fenerbahçe'nin de yeri belli olmadan, ikinci mi olacak, üçüncü mü, dördüncü mü ne olacaksa belli olmadan bunun artık e, pek gündeme gelmemesi lazım. Ben bu arada gömlekle ilgili iki yorum geldi. Bir saniye. <laughs> Lövden mi geldi? Yok. Almanya'dan ama. Ablam yazmış çok yakışmış diye. <laughs> bir de yine sadık dostum da yakışmış diye yazmış. Şimdi ben, ben şeyi söyleyeyim. E, fikrimi söyleyeyim. Buyurun. E, Lövli alakalı. Bence Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Lövden ziyade Obradoviç'tir. Yani basketbolun nasıl bir Obradoviç'i getirdi az yılların zamanında. Sen baskın karakterlerden, biruna evet, evet. Fenerbahçe futbolun Obradoviç'ini bulabilecek mi? Böyle bir isim var mıdır? Bu Löv müdür? Ben de katılıyorum Ozan abi. Kesinlikle Löv değildir. Ben geçen haftalarda fikrimi söyledim. Ben olsam Fenerbahçe'nin yerinde Lucescu'yu getiririm. Ha buna çok itiraz eden çıkacaktır. Ama bu iklimi bilen, buradaki dümenleri bilen medyayla kısmen iletişimi güçlü olan bir isimden bahsediyoruz. Artı Galatasaray'da, Beşiktaş'ta başarıları olan bir isimden bahsediyoruz. Gittiği Ukrayna'da da aldığı, aldırdığı oyuncular ve kazandırdığı paralarla da hep doğru bir isim olarak dikkat çekti. Y Milli takımda attığı temelleri de yabana atmayalım. O gençleştirme hamlesinde da payı vardır. O yüzden ben sanki bu iklimel Lucescu'nun daha uygun bir ismi. Evet bunu daha önce de söylemiştik. Melike yalnız enteresan bir şey var. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı getirmeden önce gündemine gelen, gazetelere manşet olan, bizim burada yayınlarda konuştuğumuz 4-5 tane teknik adam vardı. Hiçbiri bir kulüple anlaşmadı hala. Evet. Hani bazen de cümleye girerken benim gönlümden geçen diye girersin ya başlangıç ee, olarak. Benim beynimden geçen, kalbimden geçen değil bak gönlümden geçen değil. O beynimden. Beynimden geçen Fenerbahçe'yi ayağa kaldırabilecek dominant hoca Yesus. Portekizli hoca. Jorge Jesus diyorsun. Evet. Bana yani Jesus e, doğrudur. Çok üst düzeyde e, işte Benfica'da, Sporting'de başarılar, başarılar derken hep zirveyi zorladı ama o winnerlı kısmında ben Jesus'u biraz problemli görüyorum. Yani bir loser tarafı var onun. Yani dolayısıyla Jesus çok önemli bir marka. Önemli isim. Sonra bir Flamengo yaptı değil mi? Flamengo'ya evet. gitti. Evet, evet yalnız o kısmında bir soru işareti uyandırıyor Peki, bende. İsmail Kartal'ın yeni sezon için hiç mi şansı yok diye sormuş Recep Kılıç. Sana şunu söyleyeyim. İki, hani bir Barcelona beraberliği, bir Beşiktaş galibiyeti dedim ya biraz önce millet torrentçi oldu. Üç hafta geçsin torrent amatör olmayacağı belliymiş zaten. Ademe zaten bugüne ya. kadar Vallahi olmamış olamamış. ha? Galatasaray'da kim nereden getirirler bu Ademe'yi diye tepki gösterenler vardı. Yani. Şunu söyleyeceğim net söylüyorum bunları. 3 tane büyük İstanbul takımı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üçünün de teknik adamı bu kulüplerin yapısına, tarihine, genetine uygun insanlar değiller. İddialı bir yorum oldu. Ama bunu defalarca söylüyoruz. Dönüp dolaşıp önümüze çıkıyor. Niye böyle diyorsun? Ya kardeşim zaten kendiniz bunları göreceksiniz. Kazanana bakın bir neler yapıyor neler. Abdullah Avcı'ya bir bakın neler yapıyor. Evet, e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız Trabzonspor'a geçeceğim. Göztepe teknik adam değişikliğine gitti. Evet. Bu Torrent'i getirselerdi Göztepe'ye. Tomas'ı getirirler. Torrent'i getirselerdi derlerdik ya bu nereden çıktı nereden geldi. Yani böyle bir şey olamaz ama sen Galatasaray kulübüne getiriyorsun. Ben yine de Ozan abi gibi düşünmüyorum. Yani bu konuda e, muhalefet şerhini koyayım. Ne anlamda? Yani o bahsettiğiniz e, dominant teknik direktörler devri artık biraz zor. Yani onlar bütçe demek, para demek. Futbol Torrent gibi taraftar da böyle teknik adam sever. Futboldan bak bu teknik bu tarz teknik adam zor yani taraftarı tutamaz. Seyirci daha da düşer, izleyici daha da kaybolur ha, abi, gider. Demek istedim ben tabii ki keşke o hocaları getirebilsek ama o devir artık bence biraz zor. Yani biraz daha mesela Montella Adana Demir bulabiliyorsa Montella Muazzam bir e, tercih adam. Geç bu ara eleştiriyorlar ama ben beğeniyorum. E, dolayısıyla e, Torrent konusunda da inceleyip sık dokuduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Bakın Galatasaray bugün e, başkanının söylemlerinin sadece biz Kulüpler Birliği üzerinden biraz konuştuk ama bir yapıdan bahsetti, bir organizasyondan bahsetti. Yenilikçilerle gelenekçilerin savaşı ve mücadelesidir dedi. Ben de bu yenilikçi adım ise sonuçlarını beklemek için bugünden hareket etmemek lazım. Bakın ben bir maçta iki maçta hareket etmiyorum. Ama bugün Galatasaray kurumsal bir yapıya kavuşacaksa ki Luis Campos dünyada bu kendi alanında belki de bir numara. Bir sportif direktör getirir. Başarılı başarısı çok tartışılabilir. Ee, ve bu tercihler çerçevesinde de bir Torrent diye Guardiola'nın yanında ki Guardiola demecinden son olarak benim en yakın dostlarımdan bir tanesi ifadesini kullandı. Ve Torrent'i getirirken Galatasaray e, açıkçası bu genç kadronun oyuncuların gelişim açısından katkılarını hesaplayarak hareket etti. Günlük e, taraftarı mutlu edecek ya da gaza getirecek ama belki de sonunda büyük hayal kırıklığı yaratacak bir tercihten ziyade bizi düşünmeye sevk eden, e, ben, yani bu, bunu geçen de bilmiyorum e, kimle denk geldik yine de, orada söyleyeyim. Yani size bu filmin ilk bölümü sıkıcı gelebilir ama filmin sonunu bekleyin. Filmin e, arasında ya da başında. yani hangi filmde finalde böyle aksiyon olarak? Bergen'i de izledim. Hayır, güzel hangisi, film. hangisi olarak? Ben daha. Hangisinin aksiyonu böyle seni pozitif düşünce itebilir? Ben, ben yine de pozitif düşünmek istiyorum. Ee, abi düşünmek ayrı bir o zaman şey. Abi, var, tamam. yani, Düşünelim. Kriş, ya bugüne kadar biz ne yaptık biliyor musun? Biz Bizdeki sistem şu. Bir takımda teknik adam değişikliği olur. 3 hafta iyi sonuçlar. Ondan sonraki 13 on hafta başarısızlık. Galatasaray'da tam tersi bir hikaye başladım. Bakın sonucunu kestiremiyoruz. Burası o yüzden çok uzun soluklu plan yapmak için doğru bir yer değil aslında bu iklim.